شيء جميل أن يكون هناك مؤتمر لمدينة صغيرة مثل سيوليك، لأنه عادة ما يعني تكون المؤتمرات عن المدن الكبيرة. فيعني أقول حسناً فعلت إدارة المدينة بتخصيص مؤتمر لهذه المدينة. يعني مثل أزبيجم شو لك جرك بوشاب بوجرك بجيك مؤتمر كده شيبتن إجبر يعني بردوام ما يديتي سومبوزيوم سر بوجيرة مزنة راستي أفجيك زنجينات يا بو بوجيرة وهكذا بيجوا عن تاريخ هذي بوجيرة بنفسن عن جغرافيا دوين عن جواك يعني شغلك باش راستي نوكا ام بدي افر دن مو مستوى علي الهان دو دس بيك بحثي قوي جد كلام كان Bismillahirrahmanirrahim. Herhalde sesim geliyor. Evet, değerli katılımcılar. Değerli katılımcılar, hocalarım, misafirlerimiz hoş geldiniz. Bir 10 dakikalık Hoca Şaban Şen Ateş hakkında eseri hakkında kısa bir sunum yapacağız inşallah. Zaman el verdiğince. Öncelikle 2 dakikalık bir videomuz var. O videoyu izledikten sonra hocamızın özgeçmişini, düşünce yapısını, kişiliğini, bu kitabı hazırlarken hazırlık aşamasını, ardından eğer vakit yeterse kitabın içeriğiyle ilgili bir iki not paylaşacağım. Öncelikle bu bildiriyi nasıl hazırladık? Kısa bir giriş yapayım, bir bilgi vereyim. Bildiriyi hazırlarken temel esas aldığımız kitabımız merhum hocamızın tek kitabı. Yani şu anda piyasaya çıkmış olan tek kitabı bu. Bunu esas aldık. Ondan sonra görüşme ve mülakat yoluyla birçok hocamızın tanıyan arkadaşlarıyla, yakınlarıyla, ailesiyle görüştük. Yine kitabın hazırlanmasında emeği geçen yayın kurulundaki arkadaşlarla görüştük. Ve kendim bir kısmı da kendim izlenimlerim ve şahadetlerimle yazdım. Çünkü kendisiyle yaklaşık 20 sene civarında bir arkadaşlığımız var. Sözlüğü son 15-20 yılını yazarken birçok boyutuna şahit olduk. Bunu basarken, yayınlarken birçok buradaki arkadaşları biliyor. Karşılaştığı problemler, sorunlara vakıftık. Aslında çok şey söylenmesi gerekir. Çok şey üzerine yazılması gereken bir konu. Fakat bu yazacağımız 10-15 dakika, 10-15 sayfalık bildiri ya da konuşacağımız 5-10 dakikalık bu konuşma inşallah merhumun kendisiyle ilgili ve eseriyle ilgili ilk bilimsel, inşallah literatüre girecek ilk bilimsel çalışma olacak. Ben öyle inanıyorum ki bundan sonra merhum üzerine çok kitaplar yayınlanacak, çok yazılar yazılacak, çok akademik tezler yapılacak. Çünkü devasa bir çalışma. Henüz gün yüzüne çıkalı bir hafta oldu. Zannedersem geçen hafta piyasaya çıktı. İnşallah başlayalım. Kafur Hocam yardımcı olsun. Işığı da kapatabilir miyiz şuradaki Işık Hocam?
Evet, merhum için inşallah bir fatiha okursak iyi olur şimdi arkadaşlar. İşi açabiliriz arkadaşlar, size zahmet. Evet arkadaşlar, başlayalım inşallah. 2 dakikalık bir gecikme olabilir. Zahmet hocamın süresinden inşallah kullanırız. Şaban Şenateş 1966 yılında Siveri Anadolu köyünde doğdu. Ailesi aslen Güngörmez köyünde bulup babasının mesleği olan çiftçilik münasebetiyle Anadolu köyüne yerleşmişlerdir. Çocukluğu yine Siveri'ye bağlı Çatok, Halebi, Akçun köylerinde geçer. Evet, buralarda arkadaşlar Şaban Hocam bahsettiği bir mesele vardı kendi özgeçmişini anlatırken. Kendisinin yaşadığı köylerde, Siveri'nin Bucak tarafında yaşadığı köylerde çok fasih bir zazcanın konuşulduğunu söylerdi. Ve sözlüğü hazırlarken bundan azami derecede istifade ettiğini sürekli bize hatırlatırdı. Evet, daha çocuk denecek ilk gençlik yıllarında yazarın okuma serüveni, yaşadığı maddi sıkıntılar ve ülkenin siyasi gerilimi ona göçebe bir hayat yaşatır. İlk öğretme hayatını Siverek, Viranşehir, Mazıdağ, Ceyhan, Bitlis ve Harun olmak üzere 6 farklı yerde tamamlar. Farklı yerlerde devam ettirdiği bu okul yaşamı ona sabrı, sebatı, kararlılığı ve zorluklarla mücadele etmeyi öğretir. Konfordan uzak gençlik yıllarında hayat tecrübesi uzun yıllarını alacak sözlük çalışmasının ortaya çıkmasında önemli bir faktör olur. Evet, zaten sıra dışı ve ciddi efor gerektiren bu tür çalışmalar sıradan bir hayatın ve karakterin mahsulü olamazlar. Bazen öyle arkadaşlar arasında konuşuyoruz. Yani bu kitabı Passat, yani lisans mezunu bir insan önüne koysanız bunu bakarak, sadece bakarak yazın derse 5 yıl olur. Adeta ne yapmış metin? İğneyle kuyu kazmış. Evet, 1987 yılında girdiği üniversite sınavı Marmara Üniversitesi Tarih Öğretmenliği bölümünü kazanır. Üniversite yıllarında konferans, panel gibi kültürel ve bilimsel etkinlikler ilgisini çeker. Öğrencilik yıllarında birçok öğrencinin katıldığı gibi bu da üniversite öğrencilerin yaptığı dergi çalışmalarına katılırdı. Okuduğu tarih bölümü onun kültür ve dil konularına ilgi duymasını sağlardı. Fikir dünyası işte Zazaca ile ilgili fikir dünyası o yıllarda şekillenmişti. Bununla ilgili yine kitabında Ferhengi'nde anlattığı bir mesele var. İnsanların, büyük sanatçıların ya da büyük fikir adamlarının büyük eserler ortaya koymasında hayatlarında yaşadığı travmaların etkisi vardır. İnsanlar hayatlarında bazı kırılma noktaları yaşarlar, yaşadığı şeylerden dolayı. Onlar büyük bir motivasyon sağlar insanların sonradan eser ortaya koymasında. Bununla ilgili bir anekdotu var, onu aktarayım kendi cümleleriyle, kendi yazdığı cümlelerle. Marmara Üniversitesi İlahi Fakültesi'nin konferans salonunda verilen bir konferansta bir üniversitenin öğretim üyesinin Kürtçenin 2500 kelimesi var, bunun 500 kelimesi Türkçeden, 500 kelimesi Arapçadan, 500 kelimesi Farsçadan, 500 kelimesi Ermenice, Rusça ve diğer dillerinden alındığını ve 500 kelimenin de kendisinin olduğunu iddia edip aslı astarı olmayan örnekleri iddiasına payanda etmesi üzerine merhum bunu söylüyor. Ben de bir gün bunları fiilen tekzip edeceğim dedim ona. Yani o zaman 1990'ların başında bu bilince sahip bir insan Türkiye'de Dümili ile ilgili, Zadıca ile ilgili çalışmaların yeni yeni ortaya çıktığı iddiayı düzeyli olduğu dönemde o anda kendine bir söz veriyor. Diyor ben sözle değil efendim yazıyla, ilmi bir çalışmayla bu hocanın, bu profesörün iddiasını çürüteceğim. Ve ortaya çıkan eserler bu iddiaların net bir şekilde çürütüldüğü görünüyor. Evet. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1992 yılında Siirt'in Şivan ilçesine atanır. Ondan sonra zaman zaman Siveri'ye gelir. Dedesiyle beraber dedesinden duyduğu masalları, hikayeleri kaleme alır. Bu yıllarda yazarın yazdığı ilk yazı denemeleridir. Şu anda bunlar elimizde yok.
yani bildiri dışında onu söyleyeyim. Kendisinin bunları bir arkadaşına verdiğini, o arkadaşın bunları ya yayınladığını ya da kaybettiğini zaman zaman ifade ediyordu. Şu anda onlar bizim elimizde yok. 95 yılında askerlik görevini bitirip Sivere'ye döner. Sivere Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapar. Sivere'ye döndükten sonra Zalaca ile ilgili bir sözlük yazma konusunda kesin kararını vermiştir. Kelimeleri kayıp altına alma işiyle başladı bu sözlüğe Vajekano Dimili adını verir. Şimdi bu arkadaşlar, bu kitabın ismi Ferhenge Zazaki. Fakat merhumun verdiği isim Vajekano Dimili'ydi. Bunun da ayrı bir hikayesi var. İnşallah başka bir ortamda, başka bir mekanda onu da anlatırız. Gerek yayın vefatından sonra yayın evinin, gerek yayın kurulunun, dostlarının, arkadaşlarının görüş ve öneriler doğrultusunda bazı buna ilgili bazı içtihatlar tabiri caizse yapıldı. Bu şekilde isim olarak verildi. Fakat biz bu Vajekano Dimili ismini de kendi şahsım olarak ve bunu her yerde kullanıyorum. Kitabın ilk sayfasında bu kitap tabi yayılacak. İnsanlar bu kitapla ilgili eksikleri ve gedikleri yazacaklar, çizecekler. Bir mail adresi verdik, Gmail adresi verdik. O Gmail adresinde Ferhenge Zazaki değil, Vajekano Dimili diye biz not düştük yani. Yapabildiğimiz kadar onun hatırasını, onun yazdığı metnin aslına, yaptığı çalışmanın aslına efendim uygun davranmaya çalıştık. Fakat tabii bu tür çalışmalar bir kişinin, iki kişinin gayretiyle, çalışmasıyla, görüş ve önerisiyle meydana gelmiyor. Bu büyük çalışmalar eğer kişi vefat etmişse ondan sonra istişare yürümesi gerekiyor. Çünkü ne kadar çok insan katkı sağlarsa o kadar çok insan sahip çıkar diye düşünüyoruz. Evet. 1990 yılında tekrar Adana'ya taşınır Siverek'te. Siverek'te başladığı sözlük çalışmasını 5 yıl boyunca Adana'da devam eder. Aslında ömrünün yarısı Adana'da geçmiş bir insan. Adana'da bulunması bu çalışmaya herhangi bir ilgi teşkil etmemiştir. Evet, bilenler bilir. Adana'da Meymandar Beldesi'nde, bugünkü ismi Doğankent Beldesi'nde Siverek, Yeryer, Çermik, Pavlu, Bingöl, Genç, Dersim, Nice, Diyarbakır, Elazığ, Sorhan gibi yerleşim yerlerinden göç edip gelen ve Zazaların çok büyük oranda ikamet ettikleri bir merkezdi. Kendi ifadesiyle burası bir dil laboratuvarıydı. Birçok şeyi buradan kalkmıştı. Birçok efendim ağzede şey neyse kıyaslama imkanını burada bulmuştu. 97 yılında Ayla Hanım ile evlenir. Evlendikten bir süre sonra 2002 yılında tekrar Siverek'e döner. Evliliğinden ikisi erkek, biri kız olmak üzere 3 çocuğu olur. Sınıf öğretmeni olarak başladığı öğretmenlik mesleğini tarih ardından sosyal bilgiler öğretmeni olarak 2021 yılına kadar devam ettirir. 95 yılında fiilen başladığı bu uzun soluklu sözlük çalışmasını 26 yılın sonunda tamamlar. Evet, tam 26 yıl sürüyor. 26 yıl bu çalışma sürüyor. Yani çeyrek asır. Oldukça hacimli olan bu sözlüğün son tahsihlerini yaptığı günlerde ciddi bir rahatsızlığa yakalanır. Bu eserini, bu devasa eserini iki kapak arasına girdiğini görmeden 22 Ağustos 2020 tarihinde, yani yaklaşık 8-9 ay önce 55 yaşında vefat eder. Vefatının ardından yayınlanmış ve dijital ortamda, bilgisayar ortamında kalmış yüzlerce yazı, makale, şiir ve çeşitli kitaplar ile sevenlerine ve onu takip edenlere büyük bir kültür hazinesini bırakmış olur. Evet, kısaca özgeçmişini söyledik. Zaman el verdikçe düşünce dünyasından da biraz bahsedeyim. Tamam. Tafur Hocam'ın süresinden biraz alacağız. Allah razı olsun. Her düşünce ve kültür insanı gibi Şaban Şen Ateş de yaşadığı coğrafyanın zamanı ruhundan etkilenmiştir. İnsanoğlu yaşadığı dönemin bir aynasıdır. Şüphesiz bu devasa sözlük de yazarımızın yaşadığı coğrafya ve soluduğu çağın uzun soluklu bir neticesi olmuştur. Hoca Şaban içerisinde yaşadığı sosyo-kültürel ortamın insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerin farkında olmuş, müsbet manada toplumsal bir mücadele devralmış, dönemin menfi etkilerine karşı kendisini korumayı bilmiştir. Objektif bakış açısını, vicdani hassasiyetini ve akademik formasyonunu muhafaza etmiş, ilmi çalışmasını her türlü siyasi ve ideolojik düşüncelerin üstünde tutmuştur. Şimdi bu meseleler, siz de takdir edersiniz ki çok hassas meselelerdir bu. Kürtçe, Zazaca yazma, çizme, yayın yapma, bunlar hassas meselelerdir. İnsanlar siyasi fikirleri olabilir, çalışmalar bazen siyasi fikirlerine destek yaparlar. Fakat merhum asla böyle bir şeye
Elbette ki siyasi bir fikri vardı, düşüncesi vardı, dünya görüşü vardı. Fakat sanatsal ve ilmi çalışmaların siyaset üstü olması gerektiğini düşünüyordu. Şimdi bunu herkese hitap etmesi gerekiyor. Herkese hitap etmesi için de kimseyi ötekileştirmememiz, dışlamamamız gerekiyor. Bu benim bahsettiğim siyasi tartışmaları ben şahsen çok basit, çok sır dönmüş şeklinde görüyorum. Bunların filyatta, yani sahada, alan içerisinde çok büyük bir olumlu etkisinin olduğunu düşünüyorum. Tam tersine olumsuz, moral bozucu, negatif bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Şaban Şen Ateş günlük kısa vadeli politik mülahazaların dışında yazarların binlerce yıldır yazıya ve kayda geçirilmemiş dillerini ve kültürlerini kayıt altına almaya, kadim bir dilin kaybolmasına engel olmaya çalışmıştır. Çağın siyasi düşüncelerinden haberdardı ama onlarla oyalanıp vakit kaybetmemişti. Hoca Şaban meselelere, siyasi olaylara, çevredeki hadiselere ideolojik bir bakış açısıyla bakmazdı. Hak ve adalet çerçevesinde hadiselere bakar. Her olayı ayrı ayrı kendi şartlarında değerlendirirdi. Çevresinde genel hadiselere karşı adil olmaya azami derecede gayret gösterir. Evet, buna azami derecede dikkat ederdi. Her şeyden önce mütevazi bir Müslüman idi arkadaşlar. Mütevazi bir dindar bir insan idi. Dindar kişiliğiyle beraber hani dindarlarda bazen öyle bir meşrep ve mezhep taassubu olur. Mezhepte bu yoktu. Yani kendisinde herhangi bir meşrep taassubu yoktu. Hayatına yön veren en başta onun inancı ve imanıydı. Milliyetçi değildi. Yani şimdi genelde bir alışkanlık var. İnsanlar sadece bir şey yazıp çizdiği zaman, kurban yazıp çizdiği zaman zaten o milliyetçi oluyor. Tabiyle kavmiyetçi oluyor. Haşa, merhumda böyle bir şey yoktu. O bir... Tamam inşallah. Evet, bir milliyetçi değildi. Kendisi inancının ve imanın gereği ilmi bir çalışma yapmıştı. Zamanımızı bitirdik, sonuç kısmını okuyup bitiriyoruz inşallah. O zaman müsaade isteyeyim. Evet, yazarımız Hoca Şaban Şen Ateş uzun yıllar Zaza'ya emek vermiş, kaybolma riskiyle karşı karşıya kalmış bir dili kayıt altına almak için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Hayattayken yazmış olduğu Zaza sözlüğünün hazırlanmasının uzun yıllar alması ve vefatından sonra basılmış olması, yazarın geniş kitleler tarafından yeterince tanınmamasına sebep olmuştur. Vefatın üzerinden 9 ay geçmesine rağmen ve bu kitabın basım üzerinden birkaç gün geçmiş olmasına rağmen efendim bu tebliği bu kitaptan hazırlamaya çalıştık. Zazaca dil çalışmaları ve sivri kültür tarihi alanında önemli bir yazar olduğunu düşündüğümüz Hoca Şaban Şen Ateş'in ve Zazaca sözlüğünün ileriki tarihlerde sık sık gündeme geleceğini, konuyla ilgili makalelerin ve akademik tezlerin hazırlanacağını öngörmekteyiz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun.